Evet arkadaşlar, bugün turşu yapımında beraberiz. Turşu yaparken zaten malzemelerin hepsini biliyorsunuzdur ama yine de ben söylemek istiyorum her detayı. Ondan sonra turşu yapımında işte salatalık, acır, biber, sarımsak, lahana, mor havuç olabilir, işte normal havuç olabilir. Bunlardan koyduk. Ondan sonra bu bütün malzemeleri işte doğramayı zaten biliyorsunuz. Onları video kaydını almadım. Ama dediğim gibi şunu söyleyebilirim. Biberin uçlarını hafif kestim bıçakla, içine su alsın diye. Ondan sonra salatalıkları doğradım, acırı vesaire. Ama salatalıkları küçükleri hani tüm tüm atıyorsanız onları bıçakla yine delmenizi şey kesmenizi rica ediyorum. Ama eğer o zorunuza giderse ben şöyle yaptım, bir fıçı ayrı. Onu dilimlemediğim için şey kürdanla delik açtım birkaç yerinden. Öyle daha kolay olursa gitmesi için bence. Ondan sonra da bütün malzemeleri büyük bir kaba doldurdum ve hepsini karıştırdım. Ondan sonra da 5 kiloluklara yerleştirdim ama sarımsakları içine atıp karıştırmadım. Sadece ara ara koydum, videoda da görürsünüz. Ondan sonra da su yapımını, turşu suyunun yapımını vesaire de ekleyeceğim videoya. Ondan sonra gerisini görürsünüz zaten. Şimdi evet arkadaşlar, şimdi turşunun suyunu yapıyoruz. Turşunun suyunu şimdi yine aynı geniş kaba 5 kiloluk fıçıdan 6 fıçı su koyuyoruz. Daha sonra yani biz 6 fıçı turşu yaptık, bir de küçük kavanoz onu bunun için her birine bir fıçı diyebiliriz yani. 6 fıçı suyu koyduktan sonra 6 kepçe de tuz koyuyoruz. Daha sonra 2 kepçe de limon tuzu koyuyoruz. Ondan sonra da 12 bardağı su, 12 su bardağı da sirke koyuyoruz. Biz sirkeyi Kavaklıdere markasını kullandık. Yani bunu söylemek reklam mı oluyor bilmiyorum ama bir de duyduğum kadarıyla yani büyük çoğunluk öyle söylüyor. Kükrer markası varmış. Onu kesinlikle kullanmayın diyorlar. Bunu da yani eklemiş olayım yine de bilginize. Biz hep Kavaklıdere yapıyoruz ve çok güzel oluyor. Bunu tavsiye ederim yani. Suyunu da bu şekilde hazırladıktan sonra yine kepçeyle fıçılara hazırladığımız turşu suyunu ilave ediyoruz. Ondan sonra da üzerine yine videoda gördüğünüz gibi kaşıkla işte limon tuzu ve tuz koyuyoruz. Öncekiler limon tuzu, sonrası tuz. Ondan sonra da yine ağzını kapatıyoruz. Yani suyu da bu kadar hazırladık ve kalan mesela arttı diyelim su. Artan suyu da yani turşunun suyunu da başka bir küçük şişelere koyuyoruz. Daha sonra suyu mesela azaldığında ya da değiştirmemiz gerektiğinde bu suları orada yine kullanıyoruz. Ya da bir dahaki turşu yapımında kullanıyoruz. Yani o kalan da aynı çok kaldı falan diye dert etmeyin. Onlar da yine işinize yarayacaktır.